Utanmıyor musun be? Barcelona'da oynamış, Türk futbol tarihinin en büyük markası iken anıldığın rezilliğe bak ya. Biz Arda Turan'ın Barcelona'da 30 gol mü atar, 40 gol mü atar, milli takımı dünya kupasına götürür mü diye konuşacağımız, konuşacağımıza gece yarısı teslim ettiği silahın balistik incelemesinde silah temiz mi çıkacak? Silahı dedesinden mi aldı? Burnuna kırdı. Hastaneye silahla mı geldi? Arkasındaki çakallar, kardeşi dışındaki adamlar kimdi tartışmasını yaptırmayı? Utanmıyor musun sen anne? Hiç utanman yok mu senin? Ya Allah ıslahis. Bak Allah sev. Allah aslında yüce mi Rabbim? Sana bunun sinyallerini Bilal Meşe olayıyla verdi. Bilal Meşe. Arkasından Barcelona'dan kovulman. Arkasından iddia ediliyor. Yaptırdığın otelin kayması. Bu Sütlüce'den bir yerde, Taksim'de mi bir yerde. Bunlar hep yüce Rabbimin, Allah'ımın sana mesajlarıydı. Kendine gel, kendine gel, kendine gel dedi. Bir mesaj daha verdi. Burak'a verdi. Burak iki ay önce bir gün arabayı çatlattı, pert etti. Vın Turizm kaçtı. Niye kaçtı biliyor musun Burak? Sen de alkollüydün o gece. Allah sana da bir mesaj verdi. Madem arkadaşının ayaklarına sıkın dedi. Şimdi Burak'a soruyorum. Hepiniz aynısınız. Siz familyasınız. Ben iki ay önce zaten teşhisi koydum size. Oğlum dedim Cengiz Ünder bu familyadan uzak dur. Familyanın içinde Burak ve Arda var. 3-5 kişi daha var. Biliyorsunuz 50 defa konuştum burada. Şimdi Burak Efendi'ye soruyorum. Bak büyük yalancı. Burak Ertem'e diyor ki veya Ertem'in bir tanıdığına. Doğru mu söylüyorum? Şeyin korumaları geldi Berkay'ın. Bu Arda'nın ayaklarına sık dedi. Burak bunu duydu. O zaman sen çok kötü bir arkadaşsın. Muhtemelen arkadaşının ayaklarına sıkacak korumalar varken sen tırıs kaçıyorsun. Polis ifadesini de hazırladın arkadaşlar. Kaçıyorsun. Nereden bakarsanız bakın. İkinci Berkay ifade. Sen zaten seni gördüğüm yerde bir şey yapamam. Git masamdan derim. Kafam bile dönerim. Hepiniz aynısınız. Hocam bir müsaade eder misiniz? Hepiniz aynısınız. Burak Yılmaz'ın emniyetteki ifadesi. Hepinizden utanıyorum. Bırak emniyet. Hepinize utanıyorum. Türk toplumu bakın buradan şu çıktı. Sevgili siyasetçilerimize saygıyla sevgiyle söylüyorum. Sevgili iş adamlarımıza saygıyla sevgiyle söylüyorum. Sevgili bürokratlarımıza, sevgili mülki erkanlarımıza, kulüpçülerimize, halkıma sevgiyle saygıyla şunu söylüyorum. Bu spesifik bir konu için değil. Allah aşkına beş para etmez adamlara. Haddinden fazla övgü, ilgi, goy goy, poh poh yapmayın. Ne olur yapmayın. Bakın bunu sevgili sayın siyasetçilerimizden tutun iş adamlarına kulüplere kadar söylüyorum. Ben şimdilik konuşmamı kesiyorum. Hocam. Ha şimdi siz adamsanız Arda'sı, Burak'ı, Berkay'ı, hanımefendiler, mekan sahibi. Hanımefendileri karıştırmayalım hocam. Müdürü. Hanımları karıştırmayalım. Bir dakika, bir dakika. Tekrar söyleyeyim. Siz adamsanız Arda, Burak, mekan sahibi. Mekan sahibine bu lafı kullanmıyorum. Mekan sahibi bir suçu yok. Hocam, mekan efendim Berkay. Başka şeyin hanımı Berkay'ın eşi Özlem Hanım. Efendime söyleyeyim Burak, bizim Burak Yılmaz hastanenin müdürü, hastanenin güvenlik görevlisi. Ya çıkın bir bağlanın, ne diyorsun kardeş sen diyeyim bana ya. Bak böyle konuşan hocam, oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Biraz dinlen ne olursun. Ben yorgun falan değilim. Hayır, ben biz hayatımda hocam, biz konuşalım. Hocam bir saniye. Ben hocam bir şey söyleyeceğim. Hocam bir dakika. Hocam, bakın tekrar değilim. Söylüyorum. Bir müsaade yorgun et. Müsaade et. 20 yıldır yapmış olduğum programların en eğiticisi insani anlamda. Ben bunları niye yaptım? Bizi izleyen 10, 15, 18 yaşındaki çocuklar. Profesyonel futbolcu olacak çocuklar. Profesyonel sanatçı olacak çocuklar. Ne oldum delisi olmayın. Kendinizi dokunulmaz zannetmeyin. Sizin sırtınızı bilmem ki şeyinizi ensenizi kaldıran adamlara güvenip de illegal durumlara geçmeyin. Ve toplumum, saygıdeğer vatandaşlarım, biz Müslüman ahlaklı istisnalar var. Bir toplumuz. 8 ve 9 adam zannettiğiniz adamlar size yaşattığı siklus bu. Siklus bu. Vallahi. Göster. Siklus bu. Döngü yani bu. Döngü bu. Hiç olmazsa döngüyü öğrendik abi. Siz buyurun.